Merhaba yatırımcı dostum. Ya da yatırımcı dostum. Öncelikle videonun başlığında borsa hala kazandırıyor dedik. Fakat şunu diyeceksiniz hocam. Dün zaten düşüyordu. Bugün de güzel bir hareket yok. Nasıl kazandırıyor? Kazandırıyor da biz niye o zaman kaybediyoruz diye muhakkak sistem ediyorsunuzdur. Ona da açıklayacağım ama öncelikle bir şöyle bir bakalım. Bist İstanbul'da neler oluyor? Yani e, biz durumumuz nedir? Öncelikle İki fiyat aralığında sıkıştık arkadaşlar. 7400-8580 aralığında. Bu iki fiyat aralığında bir gidiş geliş var. Yani testere formasyonu veriyoruz. Kesiyor piyasayı bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Ve bundan sağlam etkilenen hisseler var. Sağlam etkilenendeki kastım şu. Ya çok güzel çıkış yakalıyor ya da çok güzel düşüyor. Şimdi bunun nedenleri piyasaya böyle yansıyor. Peki Hocam biz bundan nasıl faydalanacağız? Biz bundan nasıl kar elde edeceğiz? Birincisi güzel kardeşim, güzel yatırımcı dostum, kendine yatırım yapacaksın. Kendini geliştireceksin ki kazanabilirsin. Biliyorum birçoğunuz videolar uzun geliyor, sıkılıyorsunuz, hızlı hızlı geçiyorsunuz, ya başını izliyorsunuz, ya o sonunu ya ortasını bir şekilde atlayan videolardan geçiyorsunuz. Yapma güzel kardeşim. Birazcık 15 dakikalık vaktini eğer video izliyorsan ayır. Sadece benim videoma değil, bir sürü eğitim videosunda da bunu yaptığına eminim. Yani kendini geliştirmek isteyen insan sabırlı olmak zorunda. Şimdi herkes kazanıyor, ben niye kaybediyorum kısmına gidelim. Şimdi geçmiş videolarımızdan da örnekler vereceğim. E, hatırlarsanız 10 gün önce çektiğimiz videoların birinde hisseleri incelemiştik. Nelerde kazanabiliriz diye analiz etmiştik ve kendi yapacağım yatırımlardan bahsetmiştik. Beş tane hisseyle almıştık. Bunun dört tanesinin girme imkanımız oldu. Üç tanesi çok güzel kazançlar elde ettirdi ve işlemler sonlandı. %25 ila %70 arasında güzel kazançlar elde etti. Bir tanesi de hala alım noktamızda gezinip duruyor. Kayıp mı değil? Çünkü neden? bilinçli alıcıyız. Satacağımız yeri de, alacağımız yeri de iyi kestirmeye çalışıyoruz. Satacağımız yer zarar da olsa satıyoruz, kar da olsa satıyoruz. Zarar dediğimiz neydi? Her zaman size söylediğim şuydu. Kardeşim kendine bir stop koy. Eğer beklentinin altında bir hareketse %5, %7, %8 neyi tölere edebiliyorsan o fiyattan sat. Çünkü analizin sonunda eğer istediğin analiz noktasında değilse ve altına düşüyorsa bu daha da derin bir düşüş yapar seni aylarda içeride tutar. Şimdi bu videoyu da umarım atlamadan sonuna kadar izlersin, kendine ufak bir yatırım yapmış oluruz. Amacım bu. Şimdi geçmiş videolarda neler ele aldık, aldığımız firmaları niye inceledik? Öncelikle gayrimenkul ve faktöring firmalarıydı. Gayrimenkulleri neden ele aldık? Çünkü gayrimenkullerde inanılmaz düşüşler vardı ve birçok firmanın hisseleri bu nedenle aşağıya çekildi faktörün firmalarını neden inceledik? Onlar da yükselmesi gereken, gerekirken düşmüşlerdi. Onları da inceledik. Çünkü faiz açıklamaları oldu, Merkez Bankası'nın e, uyarıları oldu. Bununla etkilenen firmalar aşağıya çekildi. Bunların arasından iyi olanları seçtik ve yükselme sürecini bekledik. Factor'in'ler biliyorsunuz banka kredileri düştüğü için, yani kredi oranları düştüğü için insanlar faktöringe yöneldi. Fatkalik'ten para alınca ne yaptı? Eve yöneldi. Şöyle bir bakalım neleri inceledik, neler yapmışız, neler kazanmışız. Yatırım tarafında da çok dikkatimi çekiyor. Çünkü baktığınız zaman özellikle listesine ilk 3 çeyrekte yani 3. aydaki eksi 334 milyonluk bir zarar var. Fakat son 6 e, aylık çeyrekte 36 milyon kâra geçiyor. 9. aydaki kârı 87 milyon. Yani sürekli katlayarak gidiyor. Şimdi katlayarak gittiği için bir de e, çeyreklik satışlarda da yüksel kademeli. kademeli. Ama bu yükselmeler tahtada tabii o kadar çok belirgin değil. O yüzden ben burada tabii ki bir e, 73'e doğru yani 73 bandına doğru bir gerileme yaparsa bir pozisyon almayı tabii ki düşünüyorum. Onda da bir %7'yi risk alarak. Yani bir %7'yi risk edip çünkü %7'nin altına düşerse düşüş derinleşecek. Kutlara kadar gerileyecek. O yüzden %7 beni zarara rotabilir ama ilk ve ikinci kademeleri şu şekilde düşünebilirim. Benim için buralar güzel kar yer. Beni bir hafta bekletir 10 gün 15 gün ama bir ay bekletmeyeceğine eminim. Zarar ettirecekse de kar ettirecekse de. O yüzden yatırımda beklediğim nokta gelince pozisyonumu alacağım tabii ki. Bugün hala yükselişte. Ufak yatırımın yani girdiğimiz noktadaki bize sağladığı kar yani yüzde otuz ve şu andaki hani e, beklenti noktamız orasıydı ve şu anda baktığımız zaman biz ortalama şöyle yapalım yüzde kırk ve hala işlem devam ediyor sadece beklenti stop olarak koyduğum yer ise benim yüz e, Şimdi ben yüze kadar burada bir kar stopu belirledim. Eğer olur da buradan geri bir düşüş yaparsa ben e, çok fazla kar almayayım kardeşim. Hani yüzde 45 almayayım da ben geleyim burada. Yani yüzde 37, yüzde 36'lara razı olayım. Şu anda bu. Çok zor değilmiş değil mi? Bak sadece ufuk yatırım bir tanesi. <laughs> Eliuk'e bakalım bir de. 9.58'in üzerinde bir kapanış gerçekleşirse bir alım düşünüyorum. Yine direnç bölgesine nazara. Hani bu direnç bölgesi uzar. 15 günü bulur, 10 günü bulur, 20 günü bilenem tabii ki ama hani buradaki bir kapanış benim için olumlu. Çünkü geçmişine baktığımız zaman e, ilk 3 çeyrekte yani 3. aydaki e, durumunda bir 380.000 TL kadar bir kar göstermiş ki bu çok düşük. Ondan sonra pardon kar değil zarar özür dilerim 382 bin TL civarında bir zarar. Yani böyle bir firma için böyle bir zarar gıdıklayıcı olur. 6. ayda baktığımız zaman 44 milyon 350 bin liralık bir kar. 9. ayda yine katlamış 6 milyon 500 bin liralık bir kar. Yani kar kademesi hareketli böyle bir hareketlilik varken böyle bir düzeltme de normaldir. Ki benim 12. aydaki beklentim yüksek. E, bu kadar çok özellikle gayrimenkulde e, kredilerden dolayı bir duraksama olsa bile Euro kapitalin uluslararası bir çalışma şekli var. Yani e, yurt dışındaki borsalarda, yurt dışı işte borsa dışı özel sektörlerde satış ve pazarlama kısmına aracılığını üstlenmiş bir durumda. Bu da yabancı yatırımcının Türkiye'de hala aktif olduğunu göz aralığında bulundurursak yükselmesini beklediğim bir firma. O yüzden çıkış sağlarsa burada güzel bir kar, yani %70'e yakın bir kar beklenti içerisinde. Yani o yüzden bu da tabii burada bana bir olumlu bir kapanış yapması lazım ki ben bu hisseden alım gerçekleştireyim. Ya yani bu benim için önemli tabii. Kar satışımızı gerçekleştirdik. Yani %75'e varan bir kar bekliyorduk ama ben tabii gün içerisinde bozdurduğum yer %70 arkadaşlar. %70'e tekrardan düşüşünü yaparsa vazgeçecektim. Çok da güzel çalıştı baktığımız zaman. Destek ve direnci güzel takip etti. Beklenti noktamız çok iyiydi. Fırsatı da verdi. Lidya'ya bakalım. Litfa'ya bakalım. Ondan zaten oğlu... Aldım tabii Erdem Bey çok tepeden almıştı. Ve sonra %20'lik bir zararla satmaya kalktı ki müsaade etmedi. Çünkü destek bölgesi yakın bir yerde ve gelecek vaat eden bir faktöring şirketi. Biliyorsunuz yani ben her zaman şunu söylüyorum. faktoringlerdeki dikkati radarı çekmemizdeki en büyük nedenlerden biri bankaların uyguladığı faizler. Çok fazla faktöringlere yaklaşılmıyor. Peşin lideri baktığımız zaman tabii beklenti noktam benim gene. 5.80 civarları, 5.90 yani buralardan bir alım gerçekleştirebilirim. Bir %7'yi, %8'i risk eder. Bunların nedenlerinden biri şu. Şimdi Lider Factoring'deki e, nitelikli yatırımcıya satış... Zaten böyle bir durum varken nitelikli yatırımcıya satış yaparsa... E, böyle bir satışın tepkisi bir nokta belki yataylık seyreder ama sonra yükselişi olacaktır tabii. Artı derecelendirme notu çok iyi... 500 milyon TL üzerinde, 50 milyon TL üzerinde nominal satış gerçekleştirecek ki ana parayı da e, 2024'ün ikinci ayının sonuna doğru yani 4 aylık bir süreçte ödeme yapacak. Yani şimdi olumlu sonuçlarda gidiyor artı faktörün firması. E, bunda da düşünüyorum. Şimdi o yüzden bu analizini çok uzun tuttuk bunu. Bence yani gelim noktasında benim değerlendireceklerimden biri. Yani çok kazandırmasa bile %20 %25 alırım en azından %7 %8'i risk ederek yani iki katı 3 katını göz önünde bulundurabilirim. O yüzden e, liderde de böyle bir düşüncem var tabii. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bakın fırsat vermesini beklediğimiz noktaydı. Kim verdi de? Niye buradan fırsat vermesi? Çünkü yükselen tepe şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yani yükselen tepe bana her zaman muhakkak bir alımın gerçekleşeceğini gösteriyor şimdi e, bunda işlemi dün kapatmıştım ben. dün kapatma noktamda e, 8'di. Çünkü yükselişi sert yapıyor yani sert yükselişler yapıyor sert düşüşler yapıyor Burada emiri giremediğim için daha bir güzel imkan sağladı şimdi baktığımız zaman 8'e geldiğimizde şöyle yapalım Bizde 35 ...Allah bereket versin ya... ...yüzde otuz beş... ...sürecimiz öyle aman aman bir süreç değil... ...evet... ...ne yaptık... ...o çok... ...ukyo... ...lid... ...yani lider yatır... ...kozmo vardı... ...kozmoda ne oldu... ...da çok güzel... ...bir... ...trendi izliyor... ...yani... ...yükselişi güzel... yatay bağlı tekrar yükseliş... ...tekrar düzeltme ve yükseliş... ...yani şuradaki olayı bir nevi gerçekleştiriyor. Eğer burayı tek kademede yaparsa ilk kademe ben beklenti noktam burası bu trende uyarsa şayet. İkinci kademen e, 220'lerde. Şimdi %6'yı bir risk aldım. Yani bu noktada bir %6'yı e, öngörüyorum. Yani bugün tabi bu imkanı sağlama, sağlamadı ama yarın eğer sağlarsa ben bunda bir pozisyon alabilirim yine. Yani çünkü hani şöyle 9. ayın karları söylenmemiş açıklamalarında incelemelerine bakıyorum yani birazcık tutarsızlık var ama ihtimalleri o yüzden işte göz önünde bulundurup stop loss koyuyorum şimdi 3. ayda 482 bin lira zarar yazmış 6. ayda ise 1 milyon 870 milyon kar yazmış yani Katlamalı Gölü daha 9. ayın açıklaması yok ki bu çok olumlu bir veri halinde gelirse karşımıza yani bize bir hikaye lazımsa bu da trendle denk gelirse beni çıkartır. Yani en çok Kozmo'da hala bekliyoruz. Yani dört tane işleme girme şansım oldu. Bunun üç tanesi güzel kar ettirdi. Kozmo'da bekliyoruz sadece. Ben Kozmo'da şu anda yüzde sekiz zarar etsem ki yüzde beşine yüzde altısına stop koyduk. Yüzde altısında elimizdeki malı bırakacağız. Kardeşim bundan sonrası artık düşüşe gider diyeceğiz bırakacağız. Bu şekilde kalacak. Şimdi ne olmuş oluyor? Bu şunu demek. Risklerimizi analiz ediyoruz. Hala zararda değilim ha. Yanlış anlamayın. Alım noktasındayım. Şu anda hala aldığım noktadayım. Kar yaptım mı? Küçük minik karlar vardı ama almadım ben. Yani baktığım zaman ben %4'e kadar bir kar gördüm ama beklentim benim. İlk hedef %27 ikinci hedefim gördüğün gibi yüzde 45. Şimdi ben böyle bir hedefi göz önünde bulundur yüzde dörtte ya yeter bu kadar deyip de çıkar mıyım, çıkmam. Gerekirse ne yapmışım yüzde altısını risk etmişim. Ya en azından iki katını kazanayım değil mi? Yani bir yüzde on en kötü bir yüzde on kazanabileyim. O yüzden diyorum arkadaşlar risklerimizi çok iyi yönetebilmemiz lazım. Bunu yönetemediğimiz sürece biz kaybederiz. Özetini yaparsak, daha da kısaltırsak, bu kadar çok zor kazandığımız bir ülkede, bu kadar çok dolara bağımlı yaşadığımız bir ülkede, faiz oranlarının çok tutarsız olduğu bir zamanda kazançlarımıza, elimizdeki ana paraya sahip çıkmamız lazım. Güzel kardeşim, bu iş bilgi ve tecrübe olmadan olmuyor. Bugün nasıl bir tarlayı ekmek için bir çiftçinin bilgiye ve tecrübe ihtiyacı varsa bir oto tamircisinin bir kaportajını teknik bilgiye ihtiyacı varsa o meslekten para kazanması gerekiyorsa ne yapması lazım bir ustalık vasfının olması lazım ya da bir kalfalık kendinizi burada biraz geliştirin yatırım yapın kendinize önce öğrenin ben nereden alırsam kazanırım nereden satarsam kaybetmem bunları bir öğrendikten sonra işlemlere girmeye çalışın bakın bu bir kumar sistemi değil bu bir finans yönetim sistemi. Siz kazançlarınızı yönetemediğiniz sürece zorla, çok büyük emeklerle, ailenizden fedakarlık ederek, çocuğunuzdan, çocuğunuzdan fedakarlık ederek kazandığınız parayı burada hiç ederseniz, aylarca, yıllarca içeride beklersiniz. Yapmayın. Kumar şeklinde yatırım yapmayın. Ne benim sözüme bakarak ne bir başkasının sözüne bakarak pozisyon almayın. Kendinizi geliştirin, kendi kararlarınızı alabilin. Yani birine bakarak, birini izleyerek bir yere gelmek değil buradaki amaç. Buradaki amaç sizi eğitmek. Şimdi birçok ücretsiz eğitim videoları var. Stratejik eğitimler var, indikatör eğitimleri var, analiz eğitimleri var. Geliştirin kendinizi ya. Geliştirirseniz kazanacaksınız. O yüzden diyorum ya, önce kendinize yatırım yapın. Bu arada ben de ufak ufak eğitim videoları koyuyorum. İşte buna başladım en azından. Biraz da bilinçli alıcılar, bilinçli satıcılar oluşsun diye. O yüzden beni desteklerseniz sevinirim. Bir beğeni, bir yorum ve takip edersen en azından az önceki gösterdiğim analizler gibi analizleri daha önceden görmüş olup, ha ben de bunu bir değerlendirebilirim. Nasıl analiz ediyor, nasıl yapmış deyip bakıp, onu araştırıp, benim analizlerimi araştırıp, başka teknik analizleri araştırıp bir yön çizebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim birinizi bin eylesin, sizleri zarardan uzak eylesin. Tekrardan başka bir analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.